Görüyor musunuz? İnanamıyorum ya. Geldi Hollanda'da, mutlu olma. Yunus Emre İslamik Okulları diye yazıyor. Burada bildiğiniz Türk öğrenciler okuyor. Özlekom orada. Bakın görüyor musunuz? Burada Türk seyahat ecantesi bile bulunmakta. Aa, bakın Karaca bile var. Görüyor musunuz? Kafe, bar, kaçak. Görüyor musunuz? Kaçak, kıraathane. Berber. Dostlar selamlar. Lahey'de bugün çok güzel hava var ve hazır. Hava var dedim. Yağmur yağmaya başladı. Dostlar size Hollanda'da, biliyorsunuz Hollanda'yı taşındık ve hazır gelmişken sizlere Türk mahallesine gidip nasıl burada gerçekten kendinizi Türk hissettiğinizi, özellikle dil bilmeseniz bile burada hayatınızı rahatlıkla nasıl geçirebileceğinizi, kıraathaneleri göstereceğim. Manavı göstereceğim, marketi. Ya size bir şey diyeyim mi? Her şey burada Türk. Ben şok oldum, ne yalan söyleyeyim. Gelin isterseniz videomuza başlayalım. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz, isterseniz başlayalım. Dostlar biliyorsunuz biz buraya taşındık. Hazır taşınmışken de size etrafı göstereyim. Hem de burada yemin ediyorum bir tane bile Hollandaca, Flemenkçe, yani Dutch dilini kullanan, konuşan bir kişiyi bile görmedim. Sokakta full yabancı ve özellikle Türk. Mesela arabalara bakıyorum. Özellikle böyle F30 kasa, BMW ya da hani o tarz arabaları genellikle Türk olduğunu anlıyorum. Özellikle dikiz aynalarında arabaların ya muska ya da tesbih oluyor. Yani burada ya da şey oluyor, yani çok böyle Türk bayrağı, Türkiye yazanlar çok oluyor. Özellikle Hollanda'da gördüğüm kadarıyla ya bu artık gurbetten mi kaynaklı bilmiyorum da geleneklere, göreneklere aşırı böyle konservatif bağlı çok Türklerde bulunmakta. Aşırı Türk marketi var her yerde ve emin olun herkes Türkçe konuşuyor. Hem de sahil kenarına yürüyelim dedik. Sahil kenarına da yürürken ilk başta Türk marketinden geçelim, ondan sonra Türk sokağından geçelim. Hem de size biraz kendi gözlemlerimizi anlatalım istedim. Dostlar biliyorsunuz Lahey'e taşındığımızdan beri ayrıca ev bakıyorduk. Sonunda evi tuttuk. İnşallah eve taşınacağız. Taşındığımızda da size videosunu da çekeceğim. Yani bura bildiğiniz Türkiye ya. O kadar çok binlerce Türk var ki her yer Türk. Herkes Türk. Bağıranların çoğu Türk. Mesela tramvay çalışması var, yol çalışması. İnşaatta çalışanlar bile Türk. Devam et, devam et diye bağırıyorlar. Yanımda güvenler, kahvedekiler, yani aşırı çok Türk popülasyonu var. Çok garibime gitmişti biliyorsunuz. Ben de Polonya'dan geliyorum. Hani Polonya'da o kadar çok Türk yoktu. Yani ben burada kendim bildiğin Türk mahallesi mi artık geçeceğimiz yer bilmiyorum da, belki Lahey'de yaşayanlar varsa söylesin ama bayağı ilginç. Mesela geçen Aldi'ye gidiyordum. Audi A4 gördüm dostlar ışıklarda. Bir anda bangır bangır müzik sesi. Ebru Gündeş'im artık bir pop müziği Türk şey yapıyordu. Müzik dinliyordu. Bayağı ilginç. Yani normalde görmediğim şeyler bunlar Avrupa'da. Bir de herhalde Türk popülasyonunun çok olduğu bir şehre gelince böyle oluyor. Yani bence önemli olan burada adapte olup burayı da kabul edip aynı anda hani kültürünü yaşatmak istiyorsan yaşamak lazım. Ayrıca geçen bir tane eve bakmaya gittiğimde o videodan sonra özellikle dönüşte bir tane şey gördüm. Allah Allah, herkes Türkler konuşup konuşuyorlar böyle, veliler. Allah Allah, acaba şans mı diye merak ettim. Sonra bir baktım Yunus Emre İslam Okulları diye bir tane okul vardı ama hepsi Türktü, çocukların hepsi. Herhalde din okuluydu. Ben şok oldum yani, hani full Türk komünitesini orada görünce, Türkçe konuşanları. Bir anda şaşırdım işin açısı. Yani şey, başka ülkelerde gerçi benim görmediğim şeyler burada bana ilginç geliyor. Alışacağız herhalde. İşin açısı biliyorsunuz, eğer beni Polonya'da tanıyorsanız çok fazla hani Türk marketine gideyim, Türk ürünleri alayım falan öyle şeyim yoktu. Genellikle hani gittiğim ülkelerde, yaşadığım ülkelerde oraya adapte olup hem de aynı anda da
kendi kültürümde devam ettirmeye çalışıyorum. Onun için hani illa bir hani Türk komitesinin içinde bulunayım, Türkçe konuşayım. Hani onu devam ettireyim diye öyle bir gayem yok ama burada çok konservatif yapıda şeyleri gördüm. Türkleri gördüm. Özellikle hani Türk mahallelerinde yaşamaya, hani genellikle hani Türk kültürü içerisinde hani bulunup çok fazla dışarıya açılmayıp hani yani buraya gelip belki dil bilmediğinden ya da korktuğundan veya çevresi olmadığından dolayı o Türk komünitesinden dışarı çıkamayan kişiler var. Bunlara da kesinlikle saygı duyuyorum. Dostlar, yağmur yağdı. Sağ olsun eşim bir tane yanına şemsiye almış. İşte Hollanda'nın da kışı böyle. Parmağımı da incittim. Sigortayla alakalı da video gelecek. 300 euroya patladı. Şimdi bakın, geldik. Burası bildiğiniz Türk sokağı. Şimdi boylu boyunca size çekmeye çalışacağım dostlar. Hatta yolda yürürken bir dakika önce Audi gördüm. Özellikle dikiz aynalarına bakıyorum. Muska vardı. Yani bildiğin Türk arabası olduğunu anladım. Bir de bizdeki gibi numaralar var. Hatta bir ara açtı 34 gördüm. Acaba özel plaka mı, Türk mü kullanıyor diye merak ettim. Ama burada da plakalarda artık motora göre ya da şeyine göre değişiyor ama numaralar çok var. Aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi şehirler numarayla plakalandırılmış arabalar için. Dostlar, burada özellikle bu sokak arka taraflarında çok Türk yaşıyor. Özellikle görüyorum. Kadınlar çıkıyor çocuklarla birlikte. Özellikle bu pet şişeleri falan, pet makineleri var, oraya koymaya falan götürüyorlar Türkler. Özellikle anneler bağırıyor görüyorum, yani gel buraya koşuşturma gibisinden. Şimdi bakın, karşı tarafı görüyor musunuz? Zoom yapamıyorum parmağımdan dolayı, kusura bakmayın. Bakın kafe var. Bunların hepsi Türk. Genellikle gün içerisinde oturanlar çok oluyor. Bakın, Arap Hastanesi, Türk Kuzini diye yazıyor. Türkize Banket diye yazıyor gördüğünüz üzere. Ondan sonra sol tarafta bayağı göreceksiniz. Bakın kafe, halı, Türk ince belli bardakta çay resimleri falan var bakın. Kafe var diye. Arslan görüyorsunuz, avukat. Hatta sol tarafta şeyi göreceksiniz. Karaca maracayı falan göstereceğim size. Bakın solda lokhane. Özdilek.com. Özdilek bile var burada dostlar. Görüyor musunuz? Züccaciyeci. Dostlar, Özdilek.com orada. Bakın görüyor musunuz? Burada Türk seyahat ajantesi bile bulunmakta. Burada birçok hani neredeyse hepsi görüyor musunuz? İhsan, Türk turları. Bu taraf, bura full Türk ve Türkler çok yaşıyor burada. Özdilek.com da var. Şimdi şeyi de göreceksiniz büyük ihtimal. Bakın. Merkala Lounge, Paradarı Lounge. Aa, bakın Karaca bile var. Görüyor musunuz? Bakın hani Türk halıları, Karaca'nın bildiğin mağazası. Bilmiyorum fiyatlar nasıl ama. Eğer dilerseniz, çok yorum gelirse, gelir burada da video çekerim dostlar. Metehan berber herhalde. Turkish berber. Görüyor musun Türk berberi? Çok bayağı ilginç ya. Yani bakın mesela Polonya'da biliyorsunuz biz oradan geldik, taşındık buraya. Polonya'da da mesela Varşova'da, Russian'da, Aliye Krakowska Türk sokağıydı. Ama yani bizdeki gibi böyle çok Türk markaları falan yok. Hele burada benim gösterdiklerim küçük örnek. Öyle yerler var. Bildiğiniz kendinizi Türk, yani Türkiye'de hissediyorsunuz yani. Altıncıdan tutun, dövizciden tutun, yani aklınıza gelebilecek her şey var yani. Ha, fiyatlar tartışılır tabii ki de ama yani Türkiye'de bulduğunuz her şeyi bulma imkanınız var. Artık hani pahalı, artık onu bilemem. Size kalmış. Mesela şeyi de göstereyim. Özellikle Hollanda'da arabalara bakarsanız, La Haye gayet büyük bir şehir. La Haye'yi bilmeyenler, özellikle burada parlamentonun olduğu, meclisin olduğu, büyükelçiliklerin, konsolosluğun olduğu ana, yani politik şehir diyebilirim yani. Memur şehri. Ama genellikle mesela burada ne kadar araba, Hollanda'da araba fiyatları Almanya'ya göre biraz daha pahalı olsa da, genellikle hani ne kadar da araba aslında burada kazanca göre gayet uygun. Ama herkes normal araç kullanıyor. Yani bizdeki gibi
Araba meraklıları çok yok. Gayet insanlar mütevazı. Bizim gibi saldırmıyorlar arabalara yani, onu diyebilirim. Ama araba meraklısı olan var mıdır? Mutlaka vardır. Bakın bura Türk sokağı. Bakın karşıda da şimdi kıraathaneleri de göstereceğim. Bakın buralarda, özellikle buradan geçtiğimde birçok Türk'ü görüyordum buradan. Bakın karşıda Türk marketi falan var, kafe. Karşıda gördüğünüz yerler kıraathane. Bildim batak. Okey oynayanlar hep buradalar. Özellikle arkamda yürüyenlerle. Abi Türk'tü büyük ihtimal. Bakın bunlar falan hep modifiyeli. Burada tespih mesbih görürsek deriz ki bu abi arabanın sahibi Türk'tür falan diyebiliriz ki var. Kokuydu gerçi. Kafe, bar, kaçak. Görüyor musunuz? Kaçak, kıraathane. Yanında market var. Ama karşıdaki yer biliyor musunuz? Bakın 101 kafe. Bildin önünde oturuyorlar insanlar. Kafe, deniz, görüyor musunuz? Full kıraathane. Okey. Okey batak atmak için. Görüyorsunuz Türk kahvesi. Güneş. Berber. Güneş bakkal. Dursun. Berber Turkish Market. Bu da telefoncu, Türk olabilir büyük ihtimal. Bakın burada da başka bir kafe var, Çomak. Daha. Burada da tütüncü. Görüyor musunuz? Fırat Market, Süpermarket, Anadolu. İnanamıyorum ya. Marakeşlilerin yerleri de varmış, görüyor musunuz? Süpermarket, Türk marketleri falan. Bir ara gelip eğer hani Türk marketindeki fiyatları da göstermemi istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın dostlar. Size çekerim. Burada başka bir mahalle gibi. Bakın burada İslamik market var. Barut diye. Lamine, parke satan yerler. Mesela Mekki Berber Shop diye yazıyor. Helal bir tane restoran mı diyeyim artık bilmiyorum. Türklere mi ait ya da başka ülkelere mi ait bilmiyorum. Burada çok böyle, bakın görüyor musunuz bizim Ankara'yı falan bizim Ankara İstanbul'daki bu şeyler vardır ya, mağazaların olduğu, butiklerin olduğu yerleri andırıyor. Bakın restoranlar, geleneksel kıyafetlerin bulunduğu yerler. Dostlar size çok ilginç bir şey göstereceğim. Şurada Lübnanlıların kahvesi vardı ve bura bildiğiniz bizdeki gibi park. Türkler çok burada. Çocuklarıyla falan hafta sonu burada oyun oynayanlar çok oluyor, oyun parkı. Şunu inanamayacaksınız, bildiğiniz Hollanda'da şehrin merkezinde ineklerin otladığı bahçe var. Bak gelin göstereyim size. Ben inek gördüm. Şok oldum yani, Hollanda'nın ortasında bakın. İnek mi artık, öküzü mü? Siz karar verin. Bakın hatta burada şok oldum ya, bildiğiniz her yeri kullanıyorlar. Görüyor musunuz? İnanamıyorum ya. Gel de Hollanda'da mutlu olma. Şunlara bakın ya, bildiğiniz. Bakın size selam veriyor dostlar. Mükemmel ya. Dostlar bayağı ilginç ya. Hani bununla ilgili bilgisi olan lütfen yorumları yazsın. Çok ilginç. Bakın bura park. Bildiğiniz insanlar görüyorsunuz. Yürüyor, oturuyor. İnek. Ve bu tarafta da koyun. Koyun mu? Dağ keçisi mi? Dağ keçisi dostlar. Görüyor musun? İnanamıyorum ya. Bayağı ilginç. Burada herhalde ilgilendikleri bina mı diyeyim. Bayağı ilginç. Bakın. Evlilik için duvaklar, ne bileyim şeyler satılıyor. Burada tadım restoran, gördüğünüz üzere. Dostlar şansımıza geldik. Ben geçtiğimde burada aşırı çok
Türk öğrenci vardı. Okul çıkışıydı. Ve bura işte o dediğim okul. Yani aileler gelmişlerdi. Türkler çoktu. Yani bu, buradaki bu gördüğünüz herkes Türk dostlar. Bakın burayı göreceksiniz. Yunus Emre İslamik Okulları diye yazıyor. Burada bildiğiniz Türk öğrenciler okuyor. Genellikle burada gördüğüm kadarıyla böyle daha çok hani konservatif insanların yaşadığı mahalle ve o mahallede ki o dediğim okulda burası. Yunus Emre İslam Okulu herhalde. Gördüğünüz üzere. Dostlar hani genel olarak size göstereyim dedim. Hem de biraz bura hakkında konuşayım. Zaten burayla ilgili videolar geldi bile. Gelecek de. Onun için hani beğendiğiniz eğer benim göstermem istediğiniz Türk market veya Karaca ne bileyim başka yerlere gitmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Bakalım işte gördüğünüz üzere biraz Türk komünitesine, Türk yerlerini göstereyim dedim sizlere. Aşırı Türkçe konuşan kişiler var. Yani siz belki göstermedim ama neredeyse her 10 arabanın ikisinde tesbih falan var. Yani bildiğin insanların tipinden şeyinden görüyorum yani Türkçe Türk olduklarını. Zaten hani ben Türkçe konuşunca da insanlar bakıyorlar. Videomuz böyleydi dostlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.